Ama sen bir best friend'in YouTube'a ilk videosunu bilmez misin? Nick yani. İnanılmaz. Arkadaşlar siz hasta mısınız ya? Yok ha. Ne ya? Dağıt. Kullanma kardeşim şu ben aslında. Bunu asla bilmiyorum bu arada. Biliyorum. Yarın ben bunu nasıl bilebilirim? Bilirsin ya. Yetti be kardeşim. Böyle seviyorum ben seni. Ben de seni çok seviyorum. Bu kadar mıydı lan bizim arkadaşlığım? Yarın. Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ben Özgün diyecektim, biliyor musun? Ben de Saime. Evet, ben Saime. Yanımda da best friend'im Özgün var. Ay, saçımı yapmayı unuttum Saime. Evet, Malefis saçı. Malefis saçımı al, Malefis izleyeyim, öyle yapayım. Bundan sonra. Bir sonraki videomda Malefis saçı istiyorum lütfen, lütfen. Beraber bugün en yakın arkadaşımla birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekmeye geldik. Umarım severek izlediğiniz bir video olur. Vlog kanalına artık videolar geliyor. Ne hissediyorsun Özgür? Sen daha hiç geldiğini görmedin çünkü daha hiç gelmedi. Vlog kanalına video mu? Evet, bu vlog kanalına. Tamam, biliyorum. İlk açıldığı zaman ben aşırı heyecanlıydım. Ve çok büyük takipteydim. Muhtemelen çarpı 3 yani. Hani 3 kere falan izliyordum. Sonra Saime'nin işleri yoğunlaştı. Sonra biz Saime'yi görememeye başladık. Sonra kitap toplantılarımız ertelenmeye başladı ve hayat birden çok kötüye gitti. Ya benim belli dönemler oluyor ama bak. Ama efsane geri döndü şu an. Kesinlikle şu an efsane geri döndüm. İki tane hazır videom var. Bu üçüncü videom mesela. Yeah. Ama hiç başlamadık. Şimdi birden hafta sonra üç video birden gelsin diye. Böyle o yüzden... Bir hafta sonu falan yapmayayım bari. Aynen. Cuma ben kahvaltıya gelemem. Neden? 12'de yayına girecek. Öyle de senin videon yayına girecek. Pazar günü bu video. Ha. Planlarımız o yönde tabii ki de ama bakalım hayırlısı, böyle şeyler hayırlısı. Bizim asıl konumuz ne şu an? Özgün'ü bugün mahvedeceğim. Bilmiyorum. Eder yani, biliyor musunuz? Best yani, friend şöyle, bakalım. Hırslı hırslı konuşasın vardı ama edersin. Neden? Sorularım çok güzel. Bence aşırı zor soruların. Ben gene soruları hazırlarken asla kıyamadım. Bir tane soruda çok büyük dalga geçeceğim. Sebebini anlayacaksınız. Bu arada arkada Gülcan var, ona bakıyorum. Evet, bu arada kamera arkamız Gülcan. Evet. Ama diğerlerini net bileceksin ya. Çünkü kıyamadım ben. Hadi ya. Evet, çok yakın zamanda konuştuklarımız. Yani bilmezsen artık yuhlarımız falan. Bu arada bütün sorular şey, mesela benim mutlaka sana bunu söyledim. Yani tabii ondan %100 eminim. Söylediğim yeri hatırlıyorum, söylediğim zamanı hatırlıyorum. Benim de ya ortak yaşadık ya söyledim. Heh, benim de öyle. Yani ya. O yüzden şey... Onunkiler çok zor. Direkt şey oldu, biliyor musun? Hadi ya. Hani kendine kadar sana zor sorduysa... Ha. Direkt sen kolay sorunca şu da hadi ya. O zor zor. Ya ben eminim. Ya ben de eğer böyle çok büyük bir aksilik olmaz, sen hafızana yelik düşmezsen, çünkü B12'lerini yaptırmıyorsun. Evet. 10'da 9 bilecek. Ama hadi olsun olsun 8 diyorum. Hı. Ben bilirsin. 8 tanesini bileceğim. Bilirsin. Bence sen de 7 tanesini net bileceksin. Hadi bakalım. Ama ben seni uyardım ki benim arkadaşlık puanımı düşürme dedim. Dedim. Yok yok, gerçekten bu arada hepsi, bak yeni konuştuğumuz, yine yeni konuştuğumuz çok fazla, kesin bileceğin şeyler. Yani evet, zorlar ama bileceksin yani, çok eminim. Tamam. Hatta 10 tanesini de bilirsin ya. Hadi. O diyorsun. Kadar diyorum. Başla, hadi ilk soruyu ver. İlk soruyu ben mi vereyim? Ver bakalım, hiç anlamadım. Ya ben böyle, tamam. İddiaya girdiğimiz ay toplam kaç kitap okudum? Sen okudun. Evet. Ne bileyim? Ama bunu biliyorsun. Kaç tane kitap okudun mu? O iddiaya girdiğimiz aydan bahsediyorum. Abi ben kendim bile kaç kitap okudum hatırlamıyorum ki. Ya ben tamam, en az okuduğunu biliyorum. 22. Hemen cevap vermem gerekiyor mu buna? Evet. 22. Gerçekten salladım mi? Da 22 yani. İnanılmaz. Yemin ederim salladım. Bak biliyorum. Yemin ederim hatırlamıyorum ya. E doğru sayacağız bunu. Dur ben kalemimi alayım. Şuna tikleyeyim şu soruları. Abi böyle bir şey olamaz ya. Temiz kalpliliğimden. Şu dünyada tanıyabileceğiniz en temiz kalpli insanım. Şu kardeşiniz var ya, en temiz kalpli insan. Evet. 22 geldi aklımdan biri. Ama galiba ben senin bilincindeki geçen sayıyı okumuş olabilirim. Evet, telepatik güçleri olur böyle, evet. Best friendlerin. Aynen. O yüzden şimdi sana söylerken cevabı düşünmeyeceğim. Hazır mısın? Hazırım. YouTube kanalını açtığımda ilk çektiğim video. Senin. Benim. YouTube ilk kanalını açtığında ilk çektiğim. Yani benim ilk YouTube'daki videom ne? Ha, ama bunu bilmiyor olabilir miyim? Mümkün değil, biliyorsun. Asla bilmiyorum bu arada ben bu soruyu. Yani videolarını çok izliyorum. Şu anki YouTube kanalın mı? Evet, evet, evet.
Yani başka bir şey daha vardı, o değil. Yok yok. Sallıyorum. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Değil değil mi? Çünkü ben izlemedim seni. Ve sen söylemedin bunu bana. Ama bunu bilirsin ya. Sen biliyor musun? Ne bileyim, ben mesela bakıp ben... geldim, anladın mı, bu soru gelir diye. Yok, ben ya da en çok izlenen videon hangisi? Bak onu biliyorum. Şey, ben bilmiyorum abi. İzleneni biliyorum. Ben kendimi bilmiyorum, seninkini hiç bilmiyorum. Ama bunlar çıkabilirdi burada. Bunlara bakmak lazım. Bu arkadaşlık değil arkadaşım. Sen Oğlak Burcu'na yenik düşmüşsün. Yine iş odaklı düşünmüşsün. Kariyer odaklı düşünmüşsün. Bunun hiç arkadaşlıkla ilgisi yok konunun. Ama sen bir best friend'in YouTube'a ilk videosunu bilmez misin? Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Köydeki evi temizlediğiniz videoda, o adada mercimekleri nereye koyduğunuza kadar biliyorum. O kadar izledim ben. Haydi ya, vallahi mı? Evet. Ya neyse, istiyorsan bunu saymam. Hayır hayır, olmaz. Ben bilemedim bu soruyu. Tamam, ben bilirsin diye sordum, biliyor musun? De ilk. Yok. İlk videonu ya izleyeceğim bu arada, merak ettim. Çok kötü bir video. Neydi? Kaktüs Kitap Kulübü. Online. Ha. Evet. Ta ilki. Evet. Zaten wow. Ben o amaçlı YouTube'dan açmıştım aynen. Mantıklı. Mantıklı yani. O zaman soruyorum. Hı-hı. Bir tık zorlaştırmak istiyorum. Tamam. Şimdi çok ünlü birini sen tanımıyordun. Evet. Ben sana onu göstermek için o kişinin bir fotoğrafını açtım. Hı-hı. Fotoğrafta iki kişiydiler. Sen dedin ki hangisi? Hangisi dediğin kişiyle olan fotoğrafındaki o kişi kimdi? Ama çok komikti bu. Nasıl? Kişilerin adlarını veremiyorum. Bir dakika, soru kişilerin adları değil mi? Diğer kişi, çünkü artık o ünlü kişiyi tanıyorsun. Melikşah. Evet. Yanındaki mi? Evet. Konuyla o kadar alakam yok. Bir de o zaman yani şöyle söylüyorum. Melikşah'ı ben size tanıtmaya çalışırken sen kim o dedin. Ben de Instagram'dan bir fotoğrafını açtım. Ya Kimo'yu bu arada şeylikten değil, benim hiç sos şeyim yok. Evet, yani bilgim evet. Yok yani genel evet. Olarak hani televizyon, bizim evde televizyon yok yani. Ben 30 yaşındayım, bir yıldır evimde televizyon yok. Melikşah'ta televizyonu yok. Yani 29 ama yıl... buraya tag life falan koymanı istiyorum lütfen. Hayır, ben Melikşah demeyeceğim. Genel olarak evet. ünlü bilgim yok yani, evet, yok, 29 yıl gerçekten ondan dolayı. Sosyal medyada da öyle şeyleri çok takip neyse, edemiyorum. Neyse ben bir tane fotoğraf açtım. O yüzden Melikşah'ı bilmiyordum yani. Ben yoksa Melikşah'ı çok seviyorum. Ben konuyu buraya getireceğim. Ben o yüzden kişi ismi söylemedim. Tamam. Melikşah'ın yanındakini mi? Evet, Melikşah'ın yanındaki biri vardı ve sen şu soruyu sordun. Hangisi Melikşah? Peki yanındaki de mi ünlü biriydi? Evet. Çok mu ünlü peki? Ama şu an taktik almaya çalışıyorsun. Ben de vermeyeceğim. Sen ben bu arada o an, o anı hatırlıyorum. Ama şey yani böyle şey diyesim var, biliyor musun? Sarpapak falan diyesim var. Bilemedi diye kabul ediyor muyuz? Hayır canım, demedim. Diyesim var dedim. Oynuyor şu an evet. Cevap vermek için. Sizin aynada bu soruyu bilemedi. Arkadaşlar. Tamam, bir kişi daha söylemek istiyorum. Evet. Can Bono mu? Dağıt, bitti. Şimdi o fotoğrafı buraya bir yere koyacağız. Havva, ben sana atacağım o fotoğrafı. Yanındaki kişi Ezgi Mola'ydı. Bu dedi ki hangisi Melikşah? Abi bunu demiş olamam ya. Fotoğrafı da o kadar hatırlıyorum ki. Böyle ikisi de siyah bir şey giymişti. Melikşah'ın smoking gibi bir şey vardı. Ezgi Mola'nın saçları kısaydı. Kısaydı. Ama gerçekten bunu gerekçe olarak sunabilir misin sence? Hayır, şundan dolayı. Ama Melikşah da kız ismi olabilir diye düşündüm, anladın mı? Hiç tanımıyorum çünkü. Ben erkek olduğunu bile düşünmedim. Peki ya. Biri erkek, biri kadın evet. Oradakilerin. Ezgi Mola'yı da saçları falan kısaydı. Evet. Ben şeyden hatırlıyorum Ezgi Mola'yı, Recep İvedik'ten. Recep İvedik'te oynadığında. Hayır, Recep İvedik diye onun da bir filmleri vardı ya. Celal'le Ceren. Ondan hatırlıyorum yani, o yüzden. Evet. Yani yoksa sen hep işte Alexander Duma. Efendim söyleyeyim. Ezel diyeceğim, ne alakası. Ezel'e de başlığı yani, çok kötüydü. Ha, ben ne? İzlemedim. Ben de işte bu. Neyse, Alexander... bilemedin. Dağıt dağıt. Ezgi Mola'yı da tanırsın be. Yani. Ve ben şöyle oldum ona. Kime neyi anlatıyorum şu an? Yok yok, hiç benim izleme kültürüm hiç yok ya. O kadar yok yani. Gerçekten yok ya. Yani ormanda mı falan yaşasam hiç eksikliğini yaşamam yani. Kitaplarımız olsa yaşamayız. Evet, yaşamam. Ya yani öyle bir ama şey mi olur? Ama Burger King olsun ormanda kesinlikle be. Kesinlikle o şart. O şart.
Whopper'sız asla. Maalesef. Ya Domino's da olsun be. Olsun. Ay, tamam. Sıra bende değil mi? Sen geliyorum de. Diğer soruya. Evet. İlk lincimi neden dolayı yedim? Sen bunu söyledin. Evet söyledin. Dün şeyin konuştuklar. Evet. Neydi o? Sukar. Kamelyalı kadının evet. Yazarı Alexander Dumas mıydı? Evet. Onun oğlu olduğunu bilmediğin için yedin. Evet. Kamelyalı kadın Alexander Dumas'ın oğlunun kitabıymış. Ben Alexander Dumas'ı zannediyordum. Hı. Onların isimleri aynıymış. Yanında FLS yazınca oğlu oluyormuş. Arkadaşlar siz hasta mısınız ya? Ayrıca yani her boku bilmek zorunda mıyız biz? Öğrenmiş oldum. Güzel oldu. E tamam da linç nedir ya? Evet bayağı. Dersin ki değil. Bak. Tamam dersin sen de. Aa dersin. Tatlı bir muhabbet olur. Linç nedir ya? Bir şeye kadar bak. Instagram'dan bile DM'den yazıyorlar. Hani video isteği falan diye. Yok. Hani bak böyle yanlış söylemişsin videosu. Yani yanlış söylediysem söyledim. Bunun için de video söylemem yani. İkisi de kusura bakmasın. Ben yok. Şimdi birkaç büyük kişi de şey diyecek. Fil zaten oğlu demek gibi birkaç kişi altta doluşur. Oğlu yazıyor demek zaten cahil falan dolaşırlar altta şimdi. Ya bilmiyoruz. Ya siz de çok şey bilmeyebilirsiniz. Aynen. Bu ortamları germeye ne gerek var? Hepimiz evimizde kendimize arkadaş arıyoruz ya. Kim kimi kandırıyor? Kim kimin üzerinde ego kompleks kasıyor? Deyip hemen yeni soruma geçiyorum. Evet. Yükselen burcum ne? Yok ha. Bu ne ya? Aa, bak bunu sorma sebebimi şimdi söyleyeceğim. İkizler değilsin sen. Ben senin burcunu da bilmiyorum ki. Aslanlı, boğalı falan. Ben Okan'ın burcunu bile sürekli unutuyorum ya. Ya bunu sormamın sebebi benim burcumun çok önemli olması değil. Evet, senin o dengesizliğinle alakalı bir şey. bir şeyin benim burcumdan şöyle de şundan dolayı falan filan diye. Hiç ben burç yorumu da bilmem. Konu orada değil. Evet. 5. Hayır bir dakika ya, gerilim yaratma. Dur sen bunu bana bir yerde anlattın mı? Biz bunu birçok defa konuştuk. Yükselenine. Boğa diyesin var. Dağıt. Aslan. Hayır cevap hakkı. Yengeç. Bitti, öncelikle 12 tane de burcumuz var. Bu soruyu sormamın sebebi şu. Ben aslana oğlağım, sen oğlağa aslansın. Hadi ya. Her seferinde aynı tepki almakla o kadar yoruldum ki. Kullan be kardeşim şu bir an ikili. Ben aslan mıyım senenin benim? Sen dedin, ben nereden bilebilirim bunu? Ben aslan. Hatta dedin ki, tabi dedin ben oğlağa aslanım dedim, öyle kolay mı dedin? Doğru. Bir şey söyleyeceğim ama ben ondan emin değilim ya. Yani ben bana beyanına bakarım tamam, öncelikle. Tamam aslana, ben oğlağa aslanım, sen aslan oğlak mısın? Evet. Hadi ya. Evet, bu yüzden sordum ben de bu soruyu. Ama bu benim şerefsizliğim. Bu da kolay soruydu bence. Gerçekten mi? Evet. Allah'ım kolaysa böyle yandık ya, yandık. Dur lan, kalemime bir şey oldu. Yandık yine, yandık. Geliyor soru. Denizli'nin neresindenim? Çal. Hayır. Yaklaştın çal. Ya. Çal, hayır. Çal değil ama. Ama bana çal dedin. Hatta Gülcan, Murat, ben arabadaydık. Ben seni aradım nerelisin diye. Çal bize yakın. Eskiden bağlıydık. Ayrıldık sonra. Çivril. Hayır. Valla çal ya da çivrildi. Şu an bana yalan söylüyor. Baklan. Hiç baklan falan denmedi. Baklan. Yemin ederim söylemedim. Beş parmak dağı. Baklan ovası. Çal demiştin de neyse tamam hadi bilemedim say. Ya bu arada çal baklan hani biliniyor genellikle diye ben çal. Bir de seninle biz çalın şaraplarını konuşmuştuk. Hayır ben arabadaydım. Hı hı. Denizli'li gibi bir şey oldu. Denizli'nin neresinden dedi. Sen vardın arabada, hatırlıyorsun da. Ben de dedim ki ne bileyim hiç sormadım ki dedim. O zaman dur sorayım diye hemen seni aradım. Sonra çal dedin. Hatta bunun üzerine Murat şöyle bir anı anlattı. Çallıyla yılanı kuyuya atmış. Aynen o çok anısılamış. Yılan çıkarın beni buradan demiş. Doğrudur. Sonra bilmem nereliye atmışlar. Çallı demiş ki yılanı geri getirin demiş diye bir anı anlattı. O yüzden Çallı olduğuna eminim. Bağlam üstüne bağlam. Ben yakın diye hani Çal'ı biliyorsan Çal, Çivril aynı güzelde yaptılar ama bir baklan var. Yani. Baklan asla söylenmedi bunu söyleyeyim. Bilemedin ya baklanlayayım. Tamam öyle olsun. Sor bakalım. Kaç şimdi? 1-1'iz değil mi? Üçüncüsü, üçüncüsü. Evet, sorumuzu sen bana sordum. Soracaksın aynen. Annemin adı ne? Bu arada annemle tanıştığı için bu soruyu soruyorum. Ama benim isim hafızamın çok kötü olduğunu biliyorsun. İşte dedim ki bilemeyeceğin soru buydu benim nezdimde. Biz bayağı senin arkadaş değilmişiz. Evet. Eyvallah. Ben kalkıyorum. Mine.
Gülcan sen söyler misin? Söyleyemez misin? Nürazif, Nürazif gibi evet. Farklı bir isim. Nezarif, değişik bir isim var benim annem. Nezarif. Ben sadece TC'sini biliyorum bu arada. Seninle evet. Seninle ilk nasıl konuştuk? İlk nasıl konuştuk? Ben pandemi döneminde seni aradım. Dedim ki kahve satışınız var mı? Ben kafeyi aradığımı düşünüyorum ama sen çıktın, hatta ona da şaşırdım. Böyle konuştuk. Evet doğru. Belki dedim ilk kafeye geldiğini falan hatırlarsın diye. Doğru. O zaman ben şöyle bir soru sorayım. O sırada ben tenis oynuyorum. Tikleri atar mısın bu arada? Benim sorularımın tikleri gitmesin. Ben 2, sen 1'sin şu an. Tamam. Ben WhatsApp'tan olduğu için şey yapamıyorum. Şöyle ben kendimkilerini de atayım. Sonra ben güme gidebilirim bu arada. Oraya. Seninkileri zaten atıyorum. Tamam. Seninle tanıştığım gün kiminle gelmiştim? Hemşire. Tanıyorum ama ismini bilemem. Tamam, önemli yani. Değil. Şey, uzun boylu olan hemşire. Çok tatlı bir kadın. Tamam. Yani kafeye geldiğim günümü düşünüyorsun evet. Sen şu an. Tamam doğru yani. Doğru. Sevgiyle gelmiş. Ha sevgiyle tamam. Aa, çok yok. Tatlı bir insan gerçekten. Bu arada Özgün'ün hastanedeki bütün hemşireleri çok tatlı. İnanılmaz. Hayatımda gördüğüm en iyi insanlar. Evet tatlılar. Ben çok seviyorum. Çok güzeller evet. Yani çok iyiler. Sen de öylesin. Aynen. Kankam. Elleri falan çok hafif yani her şeyle. Mükemmel insanlar. Evet. Hazır mısın? Evet. En sevdiğim yemek. Bu bilgiye ben haiz olduğumu düşünmüyorum. Ama pizza diyeceğim. Söylemiş miydin bunu bana? Ya beni tanıyan herkes bilir ya. Bence bak şu an YouTube'da izleyenler bile biliyordur yani. Pizza kolay. Peki yemek derken sulu yemek gibi mi? Öyle bir ipucu alabilir miyim? Değil. Abur cubur. Yok değil. Sulu yemek de değil ama. Ev yemeği ama. Yani ev yemeği de olabilir. Dışarıda da olabilir. Makarna diyeyim. Değil. Ne? Tavuk pilav. Ya bunu biliyor olabilirim. Yani tamam. Benim dünyada en sevdiğim şey tereyağlı pilav, nohutlu olacak. Haşlanmış tavuk, üstüne karabiber. Yanına da iki turşu. Evet, bu arada şu an söylerken bunu konuştuğumuz bir anı hatırladım. Nasıl bilmezsin ya? Tükürük bezlerim bana bunu hatırlar. Ben mi soruyorum şimdi? Evet. 2022 yılında senin kafende okuyup bitirdiğim ve çok sevdiğim... Hayatta kalanlar. Doğru. Bildim. Hazır mısın? Zor bir soru soruyorum. Hadi tamam. Bir sporda denizli ikinciliğim var benim. Bunu asla bilmiyorum bu arada. Biliyorsun. O spor dalı ne? Tenis. Hayır. Şaşırtmacalı soru. Yüzme. Hayır ben yüzme. Satranç. Satranç. Evet. Bildim değil mi? Evet. Tamam. Hani saymazdım normalde çok fazla şey yaptın ya. Spor deyince kafan karıştı değil mi? Evet. O yüzden. Ama satranç spor dalı olarak sayılıyorum. Biliyorum. Ben sağlık raporlarını veriyorum. Oo. Aynen. Küçükken biz de hep gidiyorduk sağlık raporu veriyorlardı. Evet. Bize. Hadi yine isim bildin. Yüzmeye güldüm ama. Aynen. Yüzme bilmiyor. Doğum günü hediyelerini açtığın zaman. Seni... Hangisinde ama? Çok açtım hangisi? Tamam soruyu sorunca anlayacaksın. Tamam. Seni hangi kitap için darladım? Bunu oku diye. Alper Canıgüz. Evet. Canıgüz der misin? Canıgüz. Canıgüz. Evet. Canıgüz. Bizim ağzımıza falan geçip durma kadın. Ama bir doğru telaffuzu öğrenin be. Yettiniz yani. Canıgüz. Evet. İyi ki okumuş. Javier Marias. Marias'ı nasıl insan yanlış söyleyebilir ya? Marias değil mi? Marias da sen onu öyle söylemiyorsun ki bir videonda. Olabilir. Benim o her videomda ne söylediğim ben bile hatırlamıyorum. Javier mi, Javier mi? Javier. Ben de değil mi? Dur. Benim vücudumda bir organım kırıldı. Organ mı deniyor bilmiyorum artık. Aparat mı diyeyim bilemedim. Aparat ne? Dersen? Ayrıntılı isterim konumuna kadar. Yani ben bunu bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Oradan TC'ye girip bakabilirdin geçmişime. Sağlık geçmişime. Yani benim eğer hızlarından stok yapmamı mı bekliyorsun şu an? Yani bunu bugün çekeceğimiz belli. Ben olsam bir girer bakardım. Aa, yarın ben bunu nasıl bilebilirim? Bilirsin ya ben bunu anlatmışım. Ama senin iddian şuydu. Konusu geç. Senin bilmediğin hiçbir soru yok. Ama ben bunu anlatmışımdır ya. İki kez. Bir kuyruk sokumu. Bir uzuvumu iki kez kırdım. Kuyruk sokumu diyorum. Değil.
sağ kolum özgün. Yani abla tutar ya. Bilek diyecektim ben. Yok yani. Sağ bilek nasıl ya? Hiç mi anlatmadın? Hiç anlatmadın. Ben lisedeyken basketbol oynuyordum. Simon iddiaları nasıl kazandı bu videoda tescillensin artık. Mümkün değil. Bunu anlatmışımdır 15 kez ya. Asla anlatmadım bu arada. Bak ben lisedeyken profesyonel anlamda basketbol oynuyordum. Maşallah santrancıydı, tenisiydi. Tabii. Sorsan köyde yaşıyordum. Ben de köyde yaşadım ama bizim köyde bunlar yoktu. Ortada şehirde yaşıyorduk artık. Elimin üstüne düştüm. Bu şekilde burası buraya geldi. Oo. Böyle sallanıyordu. Aa, altına... Bunu duysan bu arada hayatta unutmazdın. Hadi ya anlatmamışım o zaman. Tamam bu soruyu sormam. Bu. Onun ikincisini... Başka bir soru üret. Basketbol kariyerim bitti mi? Olsun. Tenis oynuyorsun. Ama hala kolum güçsüz. Kışın kısız. O meri atlı yerim. Bu soruyu saymayalım artık. Tamam hadi bir tane. Bayağı bilmiyordum ya bunu. Valla üzüldüm ya. Ben bunu anlatmışımdır diye düşündüm. Evet. Tamam. Salla bakayım başka bir soru salla bana. Instagram hesabıma Sayma Özdemir Official. Kaç yılın başta? 2020. Doğru. Helal olsun ha. Şey gerek yok. Kaç tane dolma kalemim var? 30. Dün söyledim. 30. Demin bana söyledim. Ama sen o dün bile 3 kez değiştirdin ya. Hayır dün söyledim. Yanlış toplamışım dedim. 34-36 bu civarda bir şey. Tek bir rakam söyle. Dün çünkü ya 5 kez falan söyledim artık. 34. Dağıt. 33'lü. Bak sayarız birazdan. 34 çıkar. Sayamayız çünkü gelecekleri hesapladım ben ona göre söyledim sana. Dedim ki 15 tane vardı 18 tane daha aldım 34 dedim. Sonra pardon yanlış toplamışım 33 dedim. Söyledim bunu. Ama 3 kez 5 kez değiştirdin orada yani. Hayır. 34 dedim yanlış toplamışım 33 dedim. İzmir'e hangi yıl geldin? Biz bunu seninle konuştuk. 2010. Sen kaç yılında geldin? 2014. İşte ben senden önde gelmiştim. 2010. 2012 2 yıl önde gelmiştim. Ama sen 12 yıldır İzmir'deyim demiştin geçen sene. Ben 13 yaptım bu sene olduğu için. 2023'ten 13 çıkardım. 10 2010 çıktı. 12 yıldır İzmir'deyim mi dedin? Evet öyle dedin geçen sene. Yok be. 10 yıl dedim 2012. Tamam. Çok 2012'de üniversiteyi kazandım ve geldim. Tamam. Ben çünkü 12 diye bir rakam hatırlıyorum o yüzden böyle hesap yaptım. Kafede en çok hangi kahveyi içiyorum? Sen. Ben. Abi senin öyle bir şeyin yok. Var. İki tane içiyorum. İkisi de kabulüm. Yani sen gingerbread latte de içiyorsun. Pumpkin spice latte de içiyorsun. Tamam, iki cevap da buydu zaten. Evet. Onuncu sorumuz. Tamam. Ben ilk 4, yurt dışına 6, 8. hangi ülkeye çıktım? Niye ben fazla mı sordum ya? Senin bir sorun eksik gibi görünüyor şu an. Haycım, şey ilk sen sormaya başladın ya, 10. sorular mıydı bunlar? Sen soruyorsun, ben soruyorum. Ha, doğru, pardon, tamam. Evet. İlk yurt dışına nereye çıktın? Avustralya. Hayır. Avusturya. Hayır. Arnavutluk. Avustralya ikinciydi. İlki. Evet. Hollanda. Yok, yaklaştın. Almanya. Hayır, biraz daha yukarı. Ben hiç coğrafyam yok. Kenya o zaman. Tamam bilmiyorum ben. Belçika? Yok bilmiyorum. Nasıl bilmezsin ya? Soğukta, çadırda, kampta o kadar ben çok ağladım. Ben sadece çadırın altında yatan ben hayvanı hatırlıyorum. Senin o Avustralya'daydı. Ben biradan Almanya falan çünkü bira muhabbetini hatırlıyorum. Sadece dedim, Almanya diye Belçika'daydık. Almanların bira sponsoru vardı. Kasayla bira getiriyorlar. Biz de bakıyorduk. No. Ben bunu hatırlamadım yani. Ama biliyorumdur muhakkak. Bu videodan sonra en yakın arkadaşım annenle değil. Annenle oturdun kahve için adını bilemiyorsun. Bak inanın ki ben bazen Gülcan'ın adını unutuyorum. Bu doğru bu arada seslenmiyor anlıyorum ben adını. Yemin ederim. Aynen. İsmi şey, bekliyor falan mesela ben bakayım ona diye. Zaten hiç gelmiyor. Evet. Biraz düşününce bazen geliyor o da bazen yani. Hocam neyim var benim size? Ben tahliline baktım ama. Sonra ilaçlarını kullanmıyorlar. Geliyorlar ben iyileşmedim. Öpeceğim mi? Ne yapacağım? Nasıl olabilirdi zaten ilacını kullanmadan böyle bir şey? Doğru. Haklısın hocam. Evet. Olsun. Olsun be hocam. Son sorumu soruyorum. Evet sor. Gel.
Bu biraz bağlamlı bir soru. Tamam. Umarım ikinci kısmına cevap vermezsin öncelikle. Seramik workshopunda. Evet. Bardağımın içine hangi objeyi yaptım? Aslında neyi yapacaktım? Ya kaktüs yapmayacak mıydın? Ya da isim mi bastın sen oraya? Yani ne yaptım? Obje. Ya M harfi yapmadın mı? Obje. M harfi yaptım. Evet. Soru bu değil ama. Obje. Obje. Bir şey yaptım içine. O neydi? Ya ne yapmaya niyetlendim, ne yaptım? Öyle düşünürsen belki bulursun. Aklıma garip şeyler geliyor. Söylemek istemiyorum. Söyleme. Geliyorsa kulağıma söyleyebilirsin. Doğru bu kısmı. Ama ne yaptım? Kaktüs. Doğru. Orada ne olabilir çünkü düşündüğümde? Doğru. Kendi sandalyem çok büyük. Şimdi ben söyleyeceğim. Şimdi sen de bilirsen eşit oluruz büyük ihtimalle. Hayır, eşit değiliz. Allah kahretsin. Yok canım ya, saçma mı? Sen de bayağı bildin. Evet. Kitaplardan soru düşünüyor şu an, farkında mısın? Evet, sana soru bu kadar tanıyorum ama yeniliyorum. Tamam. Kaktüs Kitap Kulübümüzün. Evet. Sen dışında ilk üyesi kim? Müge. İkinci ilk üyesi. Evet. Müge. Emin misin? Evet, Selda daha sonra geldi. Gülcan daha sonra geldi. Bence Selda'ydı ya. Hayır. Müge ile biz oturuyorduk. Hatta daha önce ilk başka bir ekip vardı. Sen bilmiyorsun, yazıklar olsun. Yok, ben bilmiyordum. Ya. Arada öğreneyim diye sorayım dedim. Biri daha gelecek. Seller gibi okur dedin. Aa dedim, ben de onunla İnce Mehmet'i okumuştum aslında dedim. Hatta o gün kafe çok kalabalıktı. Küçük bir masada oturuyorduk. Selda oraya geldi. Evet evet, doğru. Biz Nefa'yı okumuştuk. Nefa'yı, aa güzel miydi? Ben de onu okuyayım tamam, o zaman doğru orada. Doğru bildin. Allah razı olsun ya. Benim rehberime, hakemime bakar mısınız? Beni değerlendirin. Bakar mısınız ya? Yetti be kardeşim. Hileyle hurdayla kazandım bu savaşlar. 5 tane bilmişim ben. Sen 6. Gerçekten mi? Evet. Oo. Yazıklar olsun. Yani ben gurur duymuyorum açıkçası kendimle. İstediğim beklenti ve performans bu değildi. Ben seni daha iyi tanımak istiyordum. Demek ki seni daha iyi tanıyamıyormuşum. Duygusal mürsüyle şey mi oynuyor şu an? Bilemediği sonra annenin ismi hani. Evet. Hadi bak, onun konuşmayı yüzüm yok. Buldum. Ama ben diğer 9 tanesi kesinlikle bilir dedim. Yani ben mesela Yükseli'nin oğluk olduğunu... Sen bana en az 15 kez söylemişsindir büyük evet. ihtimal. Yani büyük ihtimal 15 kez söylemişsindir ama ben cesur öyle şeyleri kafamda tutmam yani. Evet, tutamıyorum. Önemsiz bilgileri tutmuyorsun. Mümkün doğru. değil tutamıyorum. Sanki ilk bir de her sözünde ilk kez duymuşum tabii, gibi tabii. oluyorum. Evet. Ve bunu sadece bana değil herkese karşı. Evet, herkese karşı. Aa ne zaman falan diyor. Sami biraz önce karar verdik ya falan oluyoruz biz de böyle hani. Ben başka bir yerde miydim? Hani bazen kendi söylediklerini unutuyor. Onun söyleriyle karar alıyoruz. Aa, kararı atıyoruz. Kim verdi bu kararı? Yok, ben yoktum orada. Ama size yemin ederim. Selda, Müge, Gülcan, ben birbirimize bakıyoruz. Vardı demiyor. O kadar emin ki kendine. Ama o kadar hatırlamıyorum. Bak sana yemin ederim ilk kez duymuş gibiyim. Yoksa evet. niye böyle bir şey yapayım? Maalesef öyle olsun, oluyor. Olsun bir BFF. Yani böyle seviyorum ben seni. Ben de seni çok seviyorum. Sonsuza kadar BFF. Niye? Melefis saçları. Bence. Ama bir dahakine lütfen Melefis saçları çok önemli. Yapacağım. Yani. Yapacağım. Lütfen. Çok teşekkür ederiz. Videomuzun sonunu yapalım. Yapalım. Kapanışını. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Vlog kanalına Özgün'ü daha çok görmek istiyorsanız ki çok görüyorsunuz zaten birkaç videodur. Aynen, bugün de göreceksiniz. Şu an vlog çekiyorum. Mesela bunun arkasında. Birazdan Özgün'ü de vlogda göreceksiniz. Teşekkür ederim. Ölçüler yok. Ölçeler kesinlikle yok. Canım delik olsaydı ya. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Kanala abone olup bizi YouTube'dan ve Instagram'dan, Özgün Instagram hesabını buraya bir yere bırakıyorum. Özgün kanalına da bir yere bırakıyorum. Takip ederseniz çok çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Vay be. Bu kadar mıydı lan bizim arkadaşlığımız? Yarı yarıya be. Çok zordu sorular Özgün. Evet, bilmediğim sorular özellikle o kadar zordu ki Sami. Ay baklanı bilememen üzüldüm. Ay, seni en azından takip etseydim. Evet. Bana güvenin kalır mıydı? Neden? Ne alakası var? Ya zamanında bilmememi istediğin bir işlemin var mesela. Söyleyeyim. Ben hekim olarak
Buna bakma yetkisine sahip miyim senin iznin olmadan? Bakabilirsin bu arada. Benim için sıkıntı yok. Ben yarın bir bakayım o zaman. Bak bakalım başka ne çıkacak. Aparat dediğinde aklına gelmedik kolumun. Tenisten. Valla ben aparat dediğinde açıkçası ciddi bir ameliyat geçirdiğini zannettim. Ciddi bir ameliyat geçirsem anlatmaz mıydım sana ya? Evet. Kolum ya canım benim. Geçmiş olsun. En sevdiğim kolum da. Ben de severim biliyor musun? Senin sağ kolundan. Çok güzeldir yani. Evet incecik. İnce, ama ince kaldı işte. Güçsüz kaldı kemikler. Boyumuz böyle kalmış. Belki de şu an milli basketbolcuydum. Nereden biliyorsun? Hani gerek vardı? Tanışamazdık ki. Kafen var ne güzel. Saçmalama. Şu, asla saçmalama. Yurt dışında yani. Ülke ülke gezer. Şu an emekli olmuştun bir kere. Hayır yani. Yani. Şu an belki dubleks evimde villamda bahçeli havuzlu denizli belki de şu an nargile... Bana bakar mıydın? Nargile mi? Vizyonsuz ya. Nargile mi? Tatırlayayım belki bir şeyler yapıyordum seni. Şey. Vallahi darpaça pantolon koktu buralar. Ya bir tane adam var ya şey ben sahilde nargilesini tüttüren bir ona gönderme yapmıştım. Anladın mı adamı? Anladım. Atıyorum ya hep. Öyle de romantik bir erkeğim var diye tesbihimi bırakır. O benim işte. Neyse kaderde kısmette İzmir'in bucasında tanışmak varmış. Evet doğru. İzmir'in bucası. Haydi ya da deniz görsek iyidir. Aynen be. En son ya zaman... bir gidelim de vapur var etkinliğimiz olsun. Vapura binelim. Vapurla da ada turları falan yapıyorlar. Ada mı var burada? Ya böyle ada yok da işte sahilde geziyor işte şeye kadar götürüyor sonra bütün duruyorsun geri getiriyorsun. İzmir'in kendi esot basıyorsun kart. Ha. Yani ben Karşıyaka'ya gitsem de okeyim açıkçası. Bari Bostanlı'ya gidelim biraz daha uzak. Ben oradan oraya yürü sonra oradan üç kuyulara geç. Bisiklet bineriz oradan. Ne olur. Çok soğuk çift bisikleti ya. Binelim mi? Hayır ya. Zaten ben arkaya otururdum. Pedal çevirmezdim öyle bir şey olsa. İyi bir karar verdim şu an. Ay valla. Ama güzel olur bisikletle gidelim. Senin bisikletin yok mu? Benim bisikletim var. Yok benim bisikletim.